Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem plastik atıkları değerlendirerek geri dönüşüm yapmış olacağız. Hem de verimi çok daha yüksek bol yeşil soğan yetiştireceğiz. Bunun için plastik damacana kullandım ben. Bir matkap yardımı ile damacanaya oyuklar açtım. Bizde matkap ucu için bir özel aparat vardı onu kullandım. Ama sizde bundan yoksa plastik damacana kullanıp bir demiri veya matkabın ucundaki parçayı ısıtıp delikler açabilirsiniz. Ayrıca deliklerin çok büyük olması gerekmiyor. Bendeki aparatın en küçük ucu böyle olduğu için bunu kullandım. Soğanın kökünün gireceği kadar deliklerin olması yeterli. Hatta o zaman toprağın dökülme ihtimali de olmuyor. Bendeki bu aparatla ben 30 tane delik açtım damacanaya. Ama dediğim gibi siz delikleri küçük açarsanız çok daha fazla delik açabilirsiniz. Delme işlemini bitirdikten sonra damacanayı toprak ile doldurdum. Dolduracağınız toprak nemli olursa daha iyi olur. Sonra sulama yaptığınızda deliklerden akmaz su ile beraber nemli toprak kullanmazsanız toprağı doldurduktan sonra sulayın. Bir gün bekletip Öyle dikin soğanları ama nemli toprak kullandıysanız hemen su, soğanı dikebilir. Bir veya iki gün sonra sulama işlemine başlayabilirsiniz. Ama genel olarak dikim işlemleri e, çamur halinde olan toprağı değil yani yeni sulanmış toprağı değil de daha çok e, bir gün veya iki gün önce sulanmış olan tavlanmış toprağa yapılır. Soğanı dikerken de toprağın içine biraz itmeniz yeterli. Yani üstünü toprak ile kapatmanıza gerek yok. Soğan zaten çok hızlı köksalar. Kök kısmının toprağa temas etmesi, düşmeyecek şekilde deliklere girmesi yeterli olacaktır. Saksıya dikerseniz de olur ama ben geçen sene denedim ve kıyasladım. Damacana'daki verim saksıya göre çok daha yüksek oldu. Kapalı ortam olduğu için sadece deliklerden hava alıyor ve toprak nemi uzun süre koruduğu için çok fazla sulama yapmanıza da gerek kalmıyor. Sulama yapacağınızda da damacananın ağız kısmından bir miktar su dökerek sulayabilirsiniz. Özellikle balkonda yetiştirmek için ideal bir fikir. Bu yöntemle siz de bol bol taze soğan yetiştirebilirsiniz. Soğanların 15 gün sonraki halleri de bu şekilde. Bu fikirle evinizdeki filizlenmiş eski soğanları da değerlendirmiş olursunuz. Görüntü olarak da çirkin değil bence. Bu arada arkada gördükleriniz çuvalda yetiştirdiğim patateslerimin bir kısmı. Dikim zamanlarını farklı olarak ayarlayıp farklı yerlerde yetiştiriyorum. Bu durum verimi etkileyecek mi? Onu gözlemleyeceğim. Yetiştirdiğim veya ürettiğim şeylerin gelişimlerini sürekli burada paylaşamıyorum ama Instagram veya Facebook'tan sık sık paylaşım yapabiliyorum. Instagram adresim Beril'in hünerleri oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Hem oradan sorularınıza da yanıt verme imkanım daha kolay olacaktır. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın.